Bir anı, bir hikaye. Temaş varlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra esaret anıları, hatıraları. 1688 1700 yıllar arası. Efendim daha önceki bölümümüzde Osman bulunduğu generalin şatosunda Ketüda'yı bir ee, yanlış iş yaparken görüp e, yani bir manada suçüstü yapıp bunu da kendine saklar. Ketöyler der ki arkadaş bak Karlovç'a oldu eserlerin hepsi bağışlandı gidiyorlar ben her türlü fidyemi kurtuluş akşamı ödediğim halde beni bırakmadılar lütfen bana yardımcı ol generalin ketüdasın bütün yazlarını Emirlerini sen hazırlıyorsun, sen mühürlüyorsun, bana da yardım et. Ve generalin imzasını taklit ederek, mühürünü ketüdaya bastırarak eline de sanki Hristiyan olmuş bir kimse gibi, yeni Hristiyan olmuş kimse gibi bir belge alarak generalin imzası olan, aslında sahte imza olan yola çıkarlar. Gemi yolda rüzgarlara tutulur falan bu dinde beklerken bunlar da böyle yarım saat kadar aşağıda Budin'den eee Belgrad'a doğru aşağıya giderken orada bir pazar kurulan yere gitmek isterler. E, ve orada bir meyhane han arası bir yer kiralarlar. Oradaki kadın Paskalya günü olduğu halde bunların kiliseye gitmemesinden şüphelenip bunları şikayet eder sizler yalancısınız, kaçmış esirlersiniz diyerek askerler gelir çevirirler. Efendim, gemi sahibini alırlar, kaleye götürürler sorguya çekmek için. Bunları da subay tek tek geminin güvertesinde, ambarında neyse nerede bulursa orada sorguya çeker. Der ki içinizde kıyafet değiştirmiş, kaçak esirler varmış. Bunlar kimse ortaya çıksın yoksa biz çıkarmasını biliriz. Eh, bilirsen çıkar arkadaş. Kimlerse hemen ortaya çıksın diye bir de bağırdı. Herkes birbirine bakmıyordu. Biz ise hiç oralı olmuyorduk. Soğukkanlığımızı bozmadan oturuyorduk. Hani bir arkadaşlarımızdan biriyle göz gözü gördü ya ne yapacağız arkadaşlar falan deme teşebbüsümüz olmadı. Renk vermedik yani. Gemiye giren subaylar insanları bir bir sorguya çekip kontrol ettiler. Sıra bize geldiğinde karşımıza dikilen subay biraz da kendinden emin bir ifadeyle sizden başkası yok aradıklarımız sizsiniz. Peki bize kaçak diyen kim? Sordu Osman ağa. Bunu yukarıda kalede generallere sorarsınız. General bize kaçak dedi. Biz de size kaçak bulduk. Biz o soruya cevap veremeyiz. Genel o soruya cevap verir. İtiraz etmeye kalkışmamızın faydası olmadı. Ebir almışlardı. Çaresiz onlarla birlikte göz altında kaleye çıktık. Kaleye varır varmaz bizi doğruca nezarete attılar. Paskalya'nın üçüncü günüydü ve General Feferşoven bütün subaylarını almış kiliseye ayna gitmişti. Onların kiliseden dönmesini bekleyecektik. Bu esnada yanımıza bir takım insanlar geliyor. Kapıdan merakla bize bakıyorlar. Acayip bir şey görmüş gibi. Kendi aranda Va, bu kılıkta bunların Müslüman olduğuna kim, bile, kim bilebilir ya diye konuşuyorlardı. Biz ise hiç konuşmuyor, susuyorduk, bilmiyoruz sanki dillerini. Bizi nasıl haber aldıklarını bu kadar ciddi tedbir almasının sebebini merak ettik. Anlaşılıyordu ki birisi bir ihbarda bulunmuştu. Çok geçmeden işin iç yüzünü öğrendik. Birkaç gün önce iki gemiyle 30-40 kadar kadınlı erkekli esir Viyana'dan kaçmışlar. Arkalarından yakalanmaları için adamlar çıkartılmış, aranıyorlarmış. Biz de tam üstlerine gelmişiz. Üstelik bu kaçaklardan bazılarını şehirde biz de görmüştük. Birkaçı da yanımıza gelerek konuşmuştu bizimle. Onlarla birlikteyken görenler olmuş ve şüphelenerek gecikmeden ihbar etmişlerdi. General kendisine yapılan bu ihbara adamlarını gönderip aldırtmıştı. Evet. Kiliseden dönünce generalin huzuruna götürüldük. Yanına vardığımızda subaylarla birlikte orta salonda ayaktaydı. Ben hemen ileri çıktım. Protokol gereğince temenna ettim. Genelde oldukça nazik bir karşılık verdi ama. Hoş geldiniz. Uğurlar ola. Yolunuz Belgrad mıdır? Hayır ekselansları. Niyetimiz Belgrad değil. Önce Baya'ya sonra da Varadin'e gideceğiz. Genel biraz duraksayıp sorularına devam etti. Bizi konuşturarak iyice Tanımak istiyordu anlaşılan. Ayıp olmazsa doğum yerinizi sorabilir miyim? Aslımızı inkar etmemiz mümkün değildir. Ana babamız Müslüman. Biz de Lipovalıyız. Bu Lipova, Temeşvarlı Osman Ağa'nın ilk esir düştüğü kale. Genel Krafa Lipova'yı aldığında biz de esir düştük. Sonra Avusturya'ya götürüldük. Orada Efendilerimiz tarafından Hristiyan eğitimi verildi. Hristiyan olunca da Efendilerimiz serbest bıraktı. Genel sözlerimi ilgiyle dinliyor, görünüyordu. Ama pek de inanmadı. Şimdi tamamen özgürüz. Bu sebeple kendi hayatımızı kazanmak için Varadine yahut oralarda da uygun bir, yer, bir yere yerleşmek işi gidiyoruz. O aralarda. Peki elinizde belgeleriniz ve izin kağıtlarınız var mıdır? Hem de kapı gibi var olmaz olur mu? Vardır. Hemen çıkartıp Kahye ile birlikte düzenlediğimiz ve kendi elimle mühürleyip imzaladığım kağıtları uzattım. Kağıtları alan general belgelere hep baktı, baştan aşağı okudu. Okudukça başını sallıyordu. Kağıtları eskisi gibi katlayıp tekrar bana verdi. Çok güzel, çok güzel. Senin belgelerini kabul ettim delikanlı. Sana söz yok. Ya bu kadınlar kimdir? Ha, ben kendi işimi hallettiydim diyor içinden sevindim. Problemin en önemli kısmını atlatmıştık. Bu benim nikahlı karımdır. Ya öbürü kimdir? O da kocasıyla birlikte benim hizmetkarımdır. Onlar da Hristiyan mıdır? Evet efendim. Muhammed'in, Sipahi Muhammed'in de aslında Kardiyan'da almış bir azat belgesi vardı. Onu çıkarıp sundu. Yana onu da inceledi. Yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Sorguya devam etti. Ya diğerleri kimdir? Onlarda senetleri var mı? Kastettiği yanımıza sonradan katılmış olan kaçak esirlerdi. Onların belgeleri yoktu. Cevap veremedim. Onlarla burada karşılaştığımı söyledim. Ya onları tutukladık, mezarete attırdı. Sonra da bize döndü. Yüzünden ikna olduğu anlaşılıyordu. Özür dileriz. Bize yanlış bilgi vermişler. Ama yine suç sizde. Çünkü eminim ki bizim burada hakim olduğumuzu biliyordunuz. Buranın komutan olduğumuzu biliyordunuz doğru olan hemen buraya gelip kendinizi tanıtmanızdı. Belki bizim size bir yardımımız da olabilirdi. Genel benim özür kelimelerimi dinlemeden sır kâtibini çağırdı, emirlerini verdi. Bu namuslu kimseye bizim tarafımızdan da bir yol emri verin. Varadine varıncaya kadar geçerli olsun. Mühürleyin, getirin de hemen imzalayayım. Genel bizden tekrar tekrar özürler dileyip yazlarımızı imzaladı ve bizi serbest bıraktı. Generalin yanından ayrılıp dışarı çıktığımızda kalabalık bir grupla karşılaştık. Bunlar bizi generale gammazlayan bazı mürtetler ile Ermeni ve Rum münafıklarıydı. Varadin yakınında bayağı da buluyorlar Ermeni ve Rum münafıklar Bunlara Müslüman niyetine tabi bu düşmanlığı yapıyorlar. Tabi bunlar da belge üzerinde Hristiyan oldular. Ermeni ve Rum münafıklarıydı. Kadın erkek koşa koşa yukarıya gelmişler ve bize verilecek cezayı seyretmek için bekliyorlardı. Kapının önünde kalabalık vardı. Fakat bekledikleri gibi gitmemişti olaylar. Generallerin kapısından ellerimizi sallayarak çıkıyorduk. Asker korumasında belimde ince uzun kılıcım, elimde uzun bir asa ağır ağır yürüyordum dedik ve bu 59. bölümün de sonuna geldik 60. bölümde inşallah buluşmak üzere hoşçakalın efendim. Bir anı bir hikaye.